Merhaba, ismim Cihan Vehbi Salihoğlu. Mastercard'ın global danışmanlık ekibinde siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlere siber güvenlik bütçelerinin en iyi şekilde yönetilmesi ve yapılan yatırımlardan en yüksek verimin alınması konusundaki yaklaşımlardan bahsedeceğim. 2000'li yılların başlarında siber güvenliğin dijitalleşen dünyada ne kadar önemli olduğunu anlatan toplantılar ve seminerler yapılırdı. Tavsiye olarak da siber güvenlik için ayrı bütçeler oluşturulmasını ve özellikle bankacılık ve telekom gibi regülasyonun bol olduğu sektörlerde dedike siber güvenlik ekipleri olması gerektiği anlatılırdı. Artık böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Bugün yapılan birçok araştırma zaten üst yönetimlerin en çok uykusunu kaçıran konulardan birisinin siber güvenlik olduğunu gösteriyor. Bu konuda sorumluluk hissedip endişe duymaları normal. Çünkü siber güvenlik en üst seviyede stratejik olarak yönetilmesi gereken hayati bir konudur. Bunu gidelim bir güvenlik ürünü alalım, bir de sorumlu atayalım diyerek çözmek mümkün değildir. Bunun en önemli sebebi ise siber suçluların kullandıkları yöntemleri her geçen gün geliştirmeleridir. Bizler yeni yatırımlar yaptıkça onlar da saldırılarını daha sofistike hale getirmeye gayret ediyorlar. Bununla baş edebilmek için şirketler kendileri için en doğru önlemleri alıp bu alınan önlemlerin etkinliğini sürekli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Şirketler güvenlik önlemlerini planlamaya geçmeden önce ilk adım olarak siber güvenlik stratejilerini belirlemeleri gerekir. Bunu yaparken de üst yönetimlerin kendine şu soruyu sorması lazım. Benim şirketimin ana faaliyet konusu ne? Ve bu faaliyetleri yürütürken ne tür siber güvenlik tehditlerine maruz kalabilirim? Nerelerden ne tür veriler topluyorum? Kimlerle hangi verilerimi paylaşıyorum? Ve hangi iş ortaklarımla nasıl bir bağlantım var? Bütün bunları göz önünde bulundurarak 360 derece bir değerlendirme yaptıktan sonra kurumun siber güvenlik stratejisi belirlenmelidir. Bu egzersizi yaptıktan sonra ancak kendi şirketleri için doğru rotayı çizebilirler. Peki üst yönetimler güvenlik stratejisini çizdikten sonra yatırım kararlarını nasıl vermelidirler? Özellikle üst yönetimde bulunan kişilerin genelde siber güvenlik uzmanı olmadığını düşünürsek, kısıtlı olan siber güvenlik bütçesini kullanırken en verimli dönüşümün hangi projede olduğunu neye göre belirleyebilirler? Tabii ki yatırımların öncelik sırasını belirlerken en yaygın olarak kullanılan kriter o harcamadan alınacak geri dönüştür. Siber güvenlik yatırımlarını belirlerken de kullanılan yöntem çok farklı değildir aslında. Ancak siber güvenlik yatırımlarından elde edilecek fayda finansal bir getirden ziyade bir zararın önlenmesi şeklinde olur. Dolayısıyla siber güvenlik risklerinin etkisinin herkes tarafından doğru anlaşılabilmesi için en etkili yöntem, tespit edilen risklerin muhtemel finansal etkisini hesaplamaktır. Aksi takdirde bir risk değerlendirmesi yapıp sizin şirketinizin kimlik ve erişim yönetimi ile alakalı riski 5 üzerinden 3'tür dediğinizde bunun ne anlama geldiğini şirkette çok az kişi anlayabilir. Fakat bu riskin gerçekleşmesi durumunda X milyon TL'lik muhtemel finansal etkisi olur dediğinizde teknik bir tanımı aslında herkes tarafından anlaşılabilecek bir dile tercüme etmiş oluyorsunuz. En yüksek faydayı sağlayacak yatırımları yapmak kadar önemli başka bir konu da yapılan yatırımların en verimli şekilde kullanıldığından emin olmaktır. Maalesef ciddi güvenlik yatırımları yapmış olmasına rağmen büyük siber güvenlik olayları yaşayan çok uluslu çok fazla şirkette bulunuyor. Aslında bu da bizi en başta söylediğim konuya getiriyor. Siber güvenlik sadece en son model güvenlik ürününe yatırım yapmaktan ibaret değildir. Bu ürünü en iyi kullanacak ekibi de kurmak gerekir. Bununla beraber değişen ve gelişen saldırı tiplerine karşı sahip olduğumuz teknolojiyi en verimli şekilde kullandığımızdan da emin olmamız lazım. Bugün sürekli kontrol etkinliği ölçen teknolojiler, yani Continuous Security Controls Validation Technologies kullanmak size yaptığınız yatırımların gerçekten en üst seviyede kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir şeyin ters gitmesi durumunda da uyarı mekanizmalarını hayata geçirebilir. Kısaca güvenlik yatırımlarını planlarken risklerin iş etkisine göre karar vermek ve yapılan yatırımların etkinliğini sürekli olarak izleyen sistemler kullanmak, güvenliğin sağlanması konusunda ortaya koyulan emeğin en iyi şekilde karşılığının alınmasına imkan verir.